Bu hayatı sadece politikayla yaşamıyoruz. Sadece siyasi sorunlar doldurmuyor hayatımızı. Bu hayatımızı sadece insanlar da doldurmuyor. Doğanın içinde yaşıyoruz. Hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Ama onlara nasıl davranıyoruz? O apayrı bir konu. Bugünkü konuğumuz hayvan hakları savunucusu ve Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Hülya Yalçın. Hoş geldin Hülya. Bu hayvanlar konusunu, şiddet konusunu, iyisiyle kötüsüyle bu meseleleri bir seni bulmuşken konuşalım diyorum. Kötü bir şeyden başlamak iyi değil belki ama durmadan televizyonlar, gazeteler, işte kolu bacağı kesik köpekler, evet, kediler işkence gören, işte öldürülen papağan, kafası kesilen kurt, yanan atlar, korkunç bir tablo. Nedir, ne oluyor? Bu hayvanlardan ne istiyoruz biz? Aslında toplumda ağır bir şiddet dalgası var. İnsanlar kendini ifade etme yolu olarak bilimi kullanamıyor, eğitimi kullanamıyor, özel başarısını kullanamıyor, yeteneğini aktarabileceği alan yok. En kolay kendini ifade edeceği alan kendinden güçsüz bir canlı üzerinde şiddet uygulamak ve güç gösterisi diye düşünüyorum nacizane fikrim. Tabii antropoloji araştırması olabilir, bu sosyologlar araştırabilir. Ama biz hayvanları koruyan bir kesim olarak öncelikle bu şiddet halkasının içinde ezilen hayvanları gördüğümüz için hayvana şiddet üzerinden gidiyoruz. Şiddet kanıksandı. Şimdi kolu bacağı kesilmiş, gözü oyulmuş, envai çeşit işkenceye uğramış bir canlı gördüğümüzde aa bak gene olmuş diyoruz ve 10 dakika sonra hayatımıza devam ediyoruz. Ediliyor daha doğrusu. Bu kanıksama çok tehlikeli. Yani şiddet doğrudan bize yönelince eyvah etrafımızda kimse var mı diyoruz ama herkese 10 dakikalık süreci geçmiş oluyor bizim de geçtiğimiz gibi. O yüzden diyoruz ki hayvan haklarını korumak şiddete karşı durmanın en önemli merhalesidir. Yani hayvan haklarını koruduğumuzda şöyle düşünelim. Ya bak şu mahallede bir kediye bile dokundurtmuyorlar ki değil yaşlıya, çocuğa, kadına, mağdur olan, engelliye, insana dokunulsun. Kediye bile lafı, bile incitir kediyi. Ben onu o anlamda söylemiyorum. Evet, evet, evet. Yaklaşım da biraz farklı. Bile tabii, ne demek? Bile denmez. Yani gerekirse kedi feda edilir anlamda, gibi. Mesela adada yanan atlar insanları çok üzdü. Yanarak kaçıyor hayvanlar ve oradaki yasal süreci takip edebilecek güçlü hukuki zemin yok elimizde. Neden yok? İyi bir yasa yok çünkü. Hayvan haklarıyla uğraştığımız süreç içinde biz toplumdaki bütün çarpıklıklarla yüz yüze geldik. Yani dışarıdan görünür sadece kediyi, köpeği, işte atları koruyorlar. Bunların işi light. Hayır. O kadar kötü yerlere tosladık ki toplumda ne kadar çarpıklık, ahlaksızlık, ikiyüzlülük, aile içi tecavüz ve her türlü kötülük hayvan haklarını savunmaya çalışırken karşımıza çıktı. Onun için çok büyük bir alan. Şimdi peki çoğalıyor mu bunlar? Yani bana mı öyle geliyor? Yani ben bu tür haberler belki eskisinden daha duyarlı mı olmaya çalışıyorum ya da bazen açıkçası bakamıyorum çok. Bir gazeteci için profesyonel bir şey değil bu tür işkence edilmiş hayvanları görünce falan. Ruhu yaralıyor. Ruhu yaralayan. Çoğalıyor mu? Bu artan bir eğilim mi bir kere? Hem artıyor hem algıda seçici olduk. Yani hayvanla ilgili bir şey gördüğümüzde hemen dün ben Bilgi Üniversitesi'ndeydim. Köpekler havladı ve bir grup genç gidiyor. Direkt kafamda şu canlandı. Gençler köpeği aldı, oradaki suya attı. Başka bir şey düşünemedim. Neden aklıma gelmiyor köpeklerle gençler oynaşıyor? Çünkü artık öyle bir altyapımız kalmadı. Toplantıyı bırakıp fırladım. Aa baktım alakası yok birbiriyle. Ama kafamda canlanan o, refleksimde o. Hayvana bir şey yapılıyor refleksiyle. Hani diyorlar ya hayvanseverler de çok sert hareket ediyor falan. Ama yıllardır her gün 24 saat sizin bakamadığınız görüntülere 24 saat sürekli bakmak zorundayız. Yasal çerçeveyi çizmek için. Böyle bir refleks oluştu. Hem çoğaldı hem algıda seçiciliğimiz arttı. Bir de şey var, gerek hayvanseverlere yönelik eleştiriler gerekse de konuya yaklaşım olarak ya bir de şu açı var işte Kayseri'deki senin iyi bildiğin olay. Ya hayvanlar, köpekler parçalamış, öldürmüş birisini demek ki. Hayvanlar da çok şey yapıyor demek ki vesaire. Ne demek şimdi lazım şöyle, böyle konularda? Normal bir ülkede, şu anda biz normal bir ülke değiliz çok üzgünüm ama normal bir ülkede boş bir arazide çıplak erkek cesedi bulunup da köpeklerin parçaladığı iddia edilse hepimiz oradan kalkar gideriz. Gerçekten köpekler bunu yapmış olabilir mi? Yapma ihtimali var mı? Evet. Ama yapmış mı kesin? Bilmiyoruz. Bu çocuğa gerçekten tecavüz mü edildi? Birileri öldürüp oraya mı attı? Nitekim benzeri olayları
çok yaşadık. Ama şu anda hemen hayvanlar parçaladı, öldürdü deyip apar topar bir rapor çıkarıp çocuğu gömmeleri, bizim Fethi Kabir taleplerimizin kabul edilmemesi, aileleri anlayabiliyorum. Bir tecavüz vakası falan varsa gitmiş gencecik çocuk artık bununla anılmasın diye konuşuyor olabilirler. Bu refleksi de anlarım. Ama totalde büyük bir köpek düşmanlığı olmasa biz el birliğiyle bunu çözerdik. Gerçek bir cinayet varsa o da çıkardı ortaya. Ama doğrudan bütün köpekler toplansa mı, köpek besleyenler öldürülsün, bu kadını yok edin, köpek istemiyoruz diye bir infial olunca doğal olarak biz de hayvanları korumaya çalıştık. Şey gibi gösteriyorlar hayvanseverleri şu anlamda. Gencin ölümünü aldırmayan, barbar gözü dönmüş hayvan seviciler. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan olmayan bir canlının yaşama hakkını büyük bedeller ödeyerek korumaya çalışan bizler, bir gencin ölümünü boş ver ya kim bilir ne oldu diyebilir miyiz? Yani o acı da bizim, o acıdan kaynaklı olarak öbür tarafta başlayacak kıyım da bizim acımız. Bu ortak noktayı görememek bizim sıkıntımız. Bu yüzden hayvanseverlerin de biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Hayvandan olduğunu düşünen insanların da hayvanların hayatına doğrudan kastetmeden davranması gerekiyor. Bu hayvanlar Kayseri'de kısırlaştırılsaydı, doğru dürüst beslenseydi bu çocuklarla okula gider gelirdi. Kaldı ki jandarma oradayken, çocuğun naaşının başındayken o saldırdı parçaladı denilen köpekler kuyruk sallayarak hala oralarda dolaşıyor. Saldıran orada da saldırır. Hayvanseverlerin de şunu öz eleştiri yapmasını istiyorum. Bana niye saldırmıyor? Böyle bir savunma yok. Bana da saldırabilir. Yemeğini yerken, uyurken bilmem. Aa kuzum muzum derken horror edebilir yani. Bu hayvanların kötü niyetle cinayet işlediği anlamına gelmez. Toplumdan bu algıyı kaldırmak lazım. Günlerdir Kayseri'de bir köpek sürekavı var. Bu ülkeye yakışmıyor. Yani pompalı tüfeklerle, hatta videolar gönderiyorlar, torpille köpek patlatıyorlar sokaklarda. Bu barbarlıktır. Ya köpeklerden intikam alınmaz, hayvandan intikam alınmaz. Bir de bu var. Çocuğun ailesi için çok üzgünüm, çocuk için de üzgünüm ama bunun bir hayvan katliamına dönüşmesi bu toplumdaki yanlış reflekslerin direkt son göstergesi oldu. Yanlış. Şimdi şöyle düşünmeli, böyle yapmalı, şu tür davranmamalı vesaire türünden şeyler ben de diyorum, sen de diyorsun. Ama bu sanki ne bu tür uyarılarla ne ahlaki bir takım sorumlulukların hazırlanması, hatırlanmasıyla çözülecek bir şey. Yasa. Yani bir şey, evet, yasa. Nasıl yasa ki bunu Cumhurbaşkanı da çok da uzak olmayan bir tarihte söylemişti. Evet. Bu konuda yasayı gündeme getirdi ama ne oldu? Seçim döneminde çok net söyledi. Bu rezalet neden çözülmedi dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Derhal bu olayı çözün dedi. Zaten kadük yasalarımız vardı. 2012'den beri sürekli kadük kalan yasalar var. Bu yasalarda bizim çekincemiz, yasa derken kedi ve köpekler üzerine yoğunlaşmış yasa. Öyle medeni bir ülkedeki gibi mezbahaları, avı, kuşları, kedi karıncaları kapsayan bir yasa değil. Köpekleri korumaya çalışıyoruz. Bizim ülkemizde hayvan haklarının sarı öküzü köpeklerdir, malum öyküdeki gibi. Çözülsün, atlar üzerinden bu iş çözülsün dedi. Biz görüşmeleri hala sürdürüyoruz Ankara'yla. 6. madde üzerinde tartışmamız var. Bu yüzden bir şey oluşturuldu bahsettiğim. Yasama, hayvan hakları yasama izleme delegasyonu. Hayvan haklarında bir üst oluşum. Ben de varım diyen bütün derneklerin, platformların ve kişilerin 300'den fazla STK'nın dahil olduğu yasal süreçte Ankara'yla birebir muhatap olan bir oluşum. Biz de HAD, Hayvanlar Adalet Derneği olarak o oluşumun içinde etkin. Bu şu demektir, biz sahadan, adliyeden, sokaktan, hayvan haklarının doğrudan veya dolaylı ihlal edildiği yerlerden geliyoruz. Eğer bir yasa olacaksa uygulamasını biz yapacağımız için, bu yolu bildiğimiz için beraber yapalım, uzlaşalım anlamında. Fakat hükümetin bakış açısı sokak köpekleri tamamen büyük büyük alanlara toplansın, ortadan kalksın. Bu ortadan kalksın cümlesi çok tehlikeli. Bizim ne geçmişimizle, ne tarihimizle, ne hayvanla oluşmuş. Nasıl bir okuldan kalkmayı şey yapıyorlar? Bütün sokaklardaki kedi köpekler toplanıp İstanbul'daki Kısırkaya gibi devasa barınaklara konulacak. Makro barınaklar. Sonra ne olacak acaba? Sonra kirlenmesin diye betonların üstünde aç bırakılacaklar. Ziyarete kapalı. Kısırkaya ben ne kadar gidebilirim? Herkes ne kadar gidebilir günde 2-3 kez? Biz de diyoruz ki bu hayvanlar bizimle yaşamaya alışkın. Nasıl bir mucizedir bilmiyorum ama lütuftur. Bizimle sokaklarda yaşamayı seçmiş hayvanlar. Dünyanın en özgür hayvanı kedi bir evde bizimle yaşamayı tercih edebiliyor. Onun için sokaklarımızda kalsınlar. Tehlikeli insan gibi onların da huysuzu var, arsızı var, hırsızlık yapanı var. Bu bir suç değil hayvan açısından. Sokaklarımızda yaşasınlar. Popülasyonu kontrol altında tutalım.
tok ve güvende olsunlar. Birlikte barış içinde yaşayıp köpekle barışan bir ülke olalım. Köpeklerini küstüren bir ülke değil. Keşke bunu yapabilsek, sonra diğer hayvan haklarını konuşmaya başlayacağız. Ölçü de budur. Eğer köpeklerle ve kedilerle barışırsak bu toplumda şiddete karşı bir umudumuz olur. Aksi halde ben umut görmüyorum. Ne oldu şimdi, yani o yasanın durumu hangi aşamada? Yasa şu anda hala kadük. Böyle olaylar olduğunda 6. madde üzerinden çok gerildik ya. Kayseri olayı üzerinden 6. madde değiştirilsin, bütün köpekler toplansın diyorlar. Bizim de bugüne kadar yaptığımız çalışmalar 6. madde korunsun, rehabilitasyon yapılsın, kıyım olmasın. 6. madde kıyım maddesidir. Altını oyduğunuz anda kedi ve köpekler, ekipler kurulup sürekli havayla toplanacak. Bunun çaresi, bu hayvanların, bunu kişisel olarak üzülerek söylüyorum, kısırlaştırılmaları. Çünkü yaşama hakkınızı koruyamıyoruz, üreme hakkınızı bitiriyoruz demektir kısırlaştırma. Bunu üzülerek ve bütün sorumluluğunu kabul ederek söylüyorum mecburen. Bu hayvanların kısırlaştırılması ve daha kaliteli bir hayat yaşaması, tok, güvende ve sağlıklı ömürlerini doğal süreçlerinde tamamlaması hepimiz için daha iyi olacak. Kanunun bu anlamda bu şekilde net çıkmasını istiyoruz. Asıl istediğimiz, hayvana tecavüz, işkence, kötü muamele, yakma, aç bırakma vesaire gibi şeylerin Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi cezalar alması ve bu cezalara belediyelerin de dahil edilmesi. Çünkü vatandaş 3-5-6 biz peşine düşüyoruz. Ama belediye toplu katliam yaptığında cezasızlık zırhına bürünmüş durumda. Halbuki belediyeler, bu anlamda siyaseten de hiç ayırmıyorum, A partisinden Z partisine kadar hepsi hayvan katliamına imza atmış belediyeler. Arada tek tük olsa bile kişisel bunlar. O yüzden bütün belediyelerin de ceza zırhına alınması, cezasızlıktan çıkarılması aslında onları da aklar. Çatır çatır davayı açtığımızda der ki ben hiç hayvan öldürmedim, aklandım. Bu güzel bir şeydir belediyeler için, sistem için de güzel bir şeydir. Yani bir de şey var, hep olumsuz şeylerden bahsettik de mesela bugünkü T24'te de ben görmüştüm. Van'da birisi hayvanlara yardım için tek başına o soğukta, o yoklukta falan bir sürü şey yapıyor. Bir başka yerde, yani pek çok görüntüler de çıkıyor. Bizim video bölümümüzdeki görüntülerde de bazen var. İşte karda, kışta, çok soğuk şartlardayız şu anda, kışın ortası. Kediler, köpekler için ev yapanlar, onları beslemek için çok çaba. Ve yani kendinin olmayan kedileri, bu da çok önemli bir şey diye altını çiziyorum. Yani bu insanların, ne diyelim, kendi iyilikleri hani. Ama bunlar, bu nasıl yaygınlaşıyor ve bunların daha kapsamlı bir hayvan koruma hareketinin tuğlaları olması için neler yapmalı? Şimdi şöyle, hayvan koruma insanın bir kere içinden gelecek. Başka bir canlıyla hemhal olabilip o empatik yükseklikle benim gibi üşüyor, benim gibi acıkıyor. Gözün içine baktığımda evet benim gibi yaşıyor, hissediyor düşüncesiyle yollara düşen çok insan var. Çoğu bir oluşuma dahil oluyor, bazısı olmuyor. Bazısıyla sırf telefon irtibatımız oluyor. Bir canlıyı yaşatmak istiyor. Eğer şu anda Türkiye'de birbirinden haberi olmayan bütün hayvanseverler organize olsa hiç şüphesiz Türkiye'deki en büyük sivil toplum hareketi olur. En büyük. Ama hayvan koruma refleksi öyle bir şey ki kediye pis diyene kızan da var. Sadece kediye işkence yapılınca refleks gösteren de var. Yani bir araya gelmeleri çok zor bir grup. Kimisi kuzu seviyor, kimisi tilki seviyor, kimisi kuş seviyor, kimisi kedi köpek. Bizim alanımız çok büyük. Şanssızlığımız o. Herhangi bir hak savaşı gibi bitirdiğimizde eve gidip oh bugün de çalıştık diyemiyoruz. Eve giderken devam ediyor. Dolmuşun önünden hayvan koşuyor devam ediyor. Martı düşüyor devam ediyor. Gece bir ses duyuyoruz. Pıtır pıtır kirpi gelmiş. Aman araba ezmesin. Yağmur yağıyor. Sümüklü böcekler çıkıyor. Yani 24 saat hiç bitmeyen bir savaş olduğu için, mücadele alanı olduğu için hayvanseverlerin birbiriyle çok anlaşması çok mümkün değil. Herkes kendince seviyor. Biz de diyoruz ki o zaman koru, kolla, yardıma ihtiyacın olduğunda burada olduğumuzu bil, yolun açık olsun. İlle de aynı çatı altında, aynı isim altında olmak zorunda değiliz. Yeter ki bir hayvana faydası olsun. Bu zaten potanın içinde iyiliği yükseltecektir ve bu iyi insanların hepsine gerçekten içtenlikle saygı duyuyorum. Tek başına mücadele eden bütün insanlara. Evet, ama biz de buradayız, onu da bilsinler. Tabii bu tür dernekler çok önemli. Onun dışında ne bileyim, politikacıların, yerel yönetimlerin bu işe sahip çıkması, gazetecilerin sahip çıkması, televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde vesaire. Yani konunun çok değişik boyutları var. Keşke bugünkünden daha geniş bir işbirliği platformu da oluşturulabilse. Çünkü bu yaşamı savunmak, yani evet, insanla hayvanı karşı karşıya getirmek şart değil, gerekli evet, de değil. Evet, yani biz yaşamı savunuyoruz, insanıyla, hayvanıyla, doğasıyla.
Keşke bunun platformu daha geniş olabilse. Bu derneklerden bir tanesi de kısa bir süre önce değil mi? Aşağı yukarı 2 yıl önce kurduğunuz Hayvanlara Adalet Derneği. Çok evet. Kısa bir bilgi rica edelim. Şöyle biz hukukçular olarak işin hukuki boyutunu takip etmedik istedik. İnsanlar sokakta hayvana yardım ediyor, koşuyor veya besliyor orman beslemelerini şuraya buraya. Ama hukuki boyuta geldiğinde olay tıkanıyor. Birine dava açmak lazım. Suçüstü var, tecavüz var, işkence var. O anlamda biz zaten bunu yapıyorduk. En iyisi dernekleşelim ve insanlara bunun hem bilgisini verelim, hem CİMER başvurularını öğrensinler. Hukuki sürece dönüşebilir, dönüşmeyebilir ama kendi vatandaşlık haklarını bilen insanlar hayvan haklarını daha kolay koruyacaktır. Çünkü dilekçe verme hakkımın olduğunu bilirsem, benim hayvanıma eziyet edildi, sokakta bir köpeğe kediye eziyet edildi diye dilekçe verme hakkımı kullanabileceğim. Bu anlamda biz bir platform kurduk. 2-3 sene platform olarak devam ettik. Baktık gayet güzel. Hukuki süreci sorumluluğu tam anlamıyla üstlenelim diye doğrudan veya dolaylı hiçbir sömürüye evet demeyen avukatlardan oluşan Hayvanlara Adalet Derneği'ni kurduk. 2. senemiz bitiyor. Ankara'daki yasal süreçte de muhatap kabul edildik bu aşamada hukukçularla olan görüşmelerde. Diğer derneklerle de iletişimimiz o anlamda. Mesela bütün derneklere diyoruz ki hayvan koruma ve diğer bütün derneklerin profesyonel avukat bulundurmaları gerekiyor. Biz hepimiz avukat olduğumuz için bizde öyle bir sıkıntı yok ki biz bile zorlanıyoruz. Yasa yok elimizde hukuki süreci başlatacak. Her zeminde ortak hedefte birlikte savaşırsak başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. Her ne kadar zor olsa da. Kolay gelsin hem size hem diğer derneklere. Biz de bu konuyla ilgili hem iyi hem olumsuz haberleri vermeye, yorumlamaya, buna zaman ayırmaya, yer ayırmaya hazırız ve bu bizim görevimiz. Kibarlık yapmıyoruz, bu görevimiz. Hülya çok teşekkürler. Hülya Yalçın bir konuğumuz. Herhalde en önemli konulardan birini konuştuk. Çünkü yerel seçim konuşmak daha kolay. Hayatı konuşmak daha zor. Bir şey söyleyebilir miyim? Tam bitirelim. Yerel seçimlerin hemen öncesinde kampanyalarımız başlıyor. Hayvan haklarını korumayan, yok sayan siyasilere oy yok kampanyasını yeniden canlandırıyoruz. Ciddi anlamda, bu anlamda belediye başkan adayları ve yerel yönetimler hayvan konusuna çok fazla dikkat etsinler diyoruz. Takipteyiz çünkü. O zaman öyle bitirelim. Hayvan haklarını korumayana oy yok. Hoşça kalın.